Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 2024 yılı bursluluk sınavımızda çıkan 6. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularımızın cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuzda numaralanmış cümlelerden hangisi peygamberlerin sıdk, emanet ve ismet sıfatlarıyla ilgilidir diye bir soru sorulmuş. Birinci cümlede peygamberler Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmakla görevlendirilmişlerdir. Burada tebliğ sıfatı var. İkinci cümlemizde bunu yaparken hiç kimseden bir karşılık beklememiş, geçimlerini kendi ellerinin emeğiyle sağlamışlardır diyor. Burada peygamberlerin kendi rızıklarını kazanmasından bahsediyor. Üçte de kötülüklerden sakınan, bakın bu nedir? İsmettir. Güvenilir, yani emanettir. Özü sözü doğru insanlardır. Bu da sıdktır. Yani üçüncü cümlemizde bundan bahsediyor. Cevabımız birinci soruda A kitapçığının 17. sorusu bu. C şıkkı olacak. İkinci sorumuzda Hazreti Yahya ile ilgili bir soru var. Bu metinde Hazreti Yahya ile ilgili aşağıdakinin hangisine değinilmemiştir diye. Hazreti Yahya ibadetlerini ihlasla yerine getirmeye çalışır, yaşamını takva üzere sürdürürdü. Rızkını helal yoldan kazanır, gösterişten kaçınır, az yemek yer, sade bir şekilde giyinirdi. Burada Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın nedir bakın Allah'ın belirlediği yasaklardan kaçındığına değiniyor. Çünkü ibadetlerini ihlasla yerine getirmesi, yaşamını takva üzere. Takva demek Allah'ın hoşuna giden davranışları yapmak demektir. A şıkkımız var. Kulluğunu samimiyetle yerine getirdi. Zaten ihlasla yerine getirdi diyor. O da var. Bir de gösterişten kaçınır diyor. Yani mütevazi bir hayat sürmüş. Burada Hazreti Yahya'nın tebliğ görevine önem verdiğine dair bir bilgi yok. Cevabımız D şıkkı olacak 18. sorumuzda. 3. sorumuz. Hz. Muhammed şu dağın arkasında bir düşman ordusunun olduğunu söylesem bana inanır mısınız diye sorduğunda Mekkeliler evet inanırız çünkü sen yalan söylemesin şeklinde cevap veriyorlar. Bu durum Hz. Muhammed'in hangi özelliğiyle ilgilidir? Ebu Talib'in himayesinde bulunmasıyla, soylu bir aileye mensup olmasıyla, insanların güvenini kazanmasıyla, geçimini ticarette sağlamasına. Hz. Muhammed hem peygamberliğinden önce hem de peygamberliğinden sonra Muhammedül Emin'dir. Yani güvenilirdir. Dolayısıyla C şıkkı doğru olacak. İnsanların güvenini kazanmasıyla ilgili bir soru sorulmuş. Cevabımız burada Ceyhan olacak. 4. sorumuzda aşağıdaki hadislerin hangisinde insanın Allah ile iletişimi vurgulanmaktadır? Sevgili arkadaşlar, Allah ile insan namaz ile, oruç ile, ibadetleriyle, secdesiyle ne yapar? Buluşur. Baktığımız zaman A şıkkında çoğu kimse iki nimet konusuna aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Burada sağlığın ve boş zamanın öneminden bahsediyor. Bu iki özellik kaybedildikten sonra değeri anlaşılan özelliklerdendir. Dolayısıyla burada Allah ile buluşmaktan bahsedilmiyor. B şıkkında kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Peygamberimiz biliyorsunuz Miraç gecesinde namazı, farz olan namazı bize hediye olarak getirmiştir. Müslümanın miracı da namazdır. Dolayısıyla secde anımız Rabbimize en yakın olduğumuz andır. C şıkkında alimler peygamberlerin mirasçılarıdır diyor. D şıkkında da işçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. Bunlar da toplumsal hayatla ilgili maddelerdi. Alimler de peygamberlerin varisi olarak ilim hayatına katkılarıyla devam ediyorlar. Ancak B şıkkımızdaki işte secde anı tıpkı dua anı gibi Rabbimize en yakın olduğumuz andır. Dolayısıyla 20. sorumuzun cevabı da Bursa olacak. Evet sevgili arkadaşlar, soruları toparladıkça sizlere yayınlamaya devam ediyoruz. Umarım sınavınız istediğiniz gibi geçmiştir. Diğer derslerimizin cevaplarını da kanalımızdan bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.